Gülşah Hanım merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, sizler? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekibimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Ben röportajıma öncelikle Gülşah Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Gülşah Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Gülşah Hanım tekstil sektörüyle uzun zamandır ilgilenen, faaliyet gösteren bir isim. Aynı zamanda işte marka, trend işleriyle ilgili olarak biraz daha uğraş veren, daha sonra kendi firmasını kuran bir isim. Evet, aslında çekirdekten yetişmiş bir isimsiniz, evet, sanırım. Sektörde evet. Bayağı bir geçmiş evet. var. Çekirdekten yetiştik. Aynı zamanda bu esnada tabii Ali Bey ile ortağımla tanıştık ve Kokolant firmasını kurmaya karar verdik. Birlikte faaliyete başladık. 9 senedir de bu sektörün içindeyiz, çocuk giyip. Evet, Ali Bey'e de buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Evet. Destekleri, emekleri evet. büyüktür diyelim. Biraz burayı tanımak istiyorum ben. Evet. Gülşah Hanım, neler yapıyoruz burada? Burada 6 aydan başlayıp 13 yaşa kadar uzanan ve kız erkek grubuyla ilgili olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Özel tasarımlar yapıyoruz. Yani biraz daha farklı tasarımlara özen gösterip biraz daha sıra dışı modeller yapmak için özen gösteriyoruz. Çünkü firma kurucuları olarak Ali Bey de ben de tasarım kökenli bir firmayız. Dolayısıyla da tasarım ağırlıklı modeller yapıp piyasaya, sektöre hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz. Ya aslında A'dan Z'ye diyebiliriz. Evet evet, A'dan biraz Z'ye. Arz talep meselesi. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, aynen zor öyle. Bir iş yapıyorsunuz ama. Çünkü hizmet sektörü zordur. Evet. Hani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar da doğurabilir. Evet. Siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz burada? Yani olmazsa olmazlar. Olmazsa olmaz müşterimizin, hizmet verdiğimiz sektörün kalite anlamında bizden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirebilmek. Yani kural bir şekilde bizde ürünlerin kalitesi öncelikli. Dolayısıyla bu işte firmamızda kurduğumuz sistemde ona göre ilerlemekte. Yani zaten kalite öncelikli olduğu zaman, müşterinin memnuniyeti de olduğu zaman işler kendiliğinden otomatikman talepler bu şekilde değişiyor. Yani artış sağlanıyor. Çünkü bir sağlık aynı zamanda yani. Evet, evet. Tabii ki çocukla ilgili olarak biraz da sağlıklı ürünler yapmakla ilgili olarak özen gösteriyoruz ki dünya zaten buna özen göstermek durumundayız. Sadece çocuk değil, büyük giyimde aynı şekilde buna özen göstermek durumundayız. Evet, aslında siz ailelere hitap ediyorsunuz. Yani evet. Çocuk evet hani bunu seçemez. Ne giydirirseniz evet. çocuk onu giyer. Aslında artık öyle değil. Artık o algı artık da mı? O algı değişti. Artık yani 2 yaşındaki çocuk bile giyeceği kıyafeti artık kendi seçiyor. O zaman yeni jenerasyon mu? Tabii tabii, çok farklı. Yani aile orada bir mağazaya gittiği zaman alışveriş yaparken daha çok çocuğun isteği doğrultusunda onun ilgisini çekebilecek şeyleri alıyorlar. Çok yani, severek yapıyorsunuz. Bence çok. Başarınızın en büyük sırrı bu. Mutlu evet. etmeyi seviyorsunuz evet. insanları. Evet, aynen öyle. Evet, fuarın bugün 2. günü. Fuar nasıl geçiyor sizin için? İkinci günü gayet verimli geçiyor bizim için. Evet. Yani beklediğimiz ilgi ve tepkiler beklediğimiz gibiydi. Hatta biraz üzerindeydi diyebiliriz. Keyifli geçiyor o yüzden. Evet, tabii fuarın dönüşleri de belli olacak. Tabii ki, tabii fuar ki. Fuar bittikten sonra, tabii hafta ki. Sonu falan, aynen bu da belli öyle, olacak. Aynen öyle. Peki ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz buradan Gülşah Hanım? Biz gönderdiğimiz ihracat, direkt kendimiz ihracat yaptığımız ürünlerimiz, yani şöyle söyleyeyim size, Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. İtalya'ya da mal satıyoruz, İngiltere'ye de mal satıyoruz. Özel etiketli mallar da yapıyoruz, Suudi Arabistan'a gönderiyoruz, Balkanlara, Arap ülkelerine, çok çeşitli yerlere direkt birebir kendi ihracatlarımız mevcut. Bizi de temsil ediyorsunuz aslında. Evet, evet. Yani bunların artması dileğiyle burada bulunuyoruz. Çünkü en önemli etken bizim şu anda Türkiye için diye bahsedeyim. Aslında markalaşmak. O markalaşmayı bir türlü çeşitli etkenlerden dolayı beceremiyoruz aslında Türkiye olarak. Ama bununla ilgili ekstra biz bir çaba sarf ediyoruz. Yerinde çabalar sarf ediyoruz diye düşünüyorum. Ve markalaşma yolunda da biz de dahil olmak üzere Bursa üreticileri, İstanbul üreticileri bu anlamda aşama kat ettiklerini ve bunlarla ilgili başarılı olduklarını düşünüyorum açıkçası.
üretime de ihtiyacımız var. Evet, evet. Ülke olarak üretime kesinlikle ihtiyacımız var. Çocuk sektörüyle ilgili olarak benim görüşüm ve tasarımla ilgili olarak benim görüşümdür bu tamamıyla. Bana kalırsa çok iyiyiz. Çok daha iyilerini yapabiliriz. Çok daha iyi yerlere ülkemizi kendi tasarımlarımızla getirebiliriz. Ve hep söylediğim şey, Çin'in tek eksik olduğu nokta üretim. Evet, çok güzel üretim yapıyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar ama tek eksik olduğu nokta tasarım. Çin'de tasarım yok maalesef. Evet, çok düz. Yani tasarım yapmıyorlar. Yani onlar evet. Sadece hazırda olan, sadece üreticiler. Biz de tasarım ve üretimi de aynı zamanda çok iyi başarabiliyoruz. Bu Türkiye için çok büyük bir avantaj. Bizim için de çok büyük bir avantaj. Ve dediğim gibi yani çok büyük aşamalar kaydettik bu anlamda. Bunları da ülke olarak iyi değerlendirip inşallah markalaşma yolunda güzel şeyler elde edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, biz de herkesi buraya davet edelim. Evet. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye, sizlerle bir tanışmaya davet edelim buraya standınıza. Evet, bekliyoruz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı buradan sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızla devam ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.